Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Saygıdeğer müminler, Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır ve Ramazan ayında bir mübarek gece vardır. O gece de 1000 aydan hayırlı olduğunu Allah'ın Resulü bizlere söylemektedir. Ramazan orucu hakkında Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbih. Kim faziletine inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Amellerimiz ve ibadetlerimiz makbul olması için iki önemli şart vardır. İlk şart Allah'a imandır. Allah'a iman varsa bütün ibadetlerimiz, dualarımız Allah tarafından kabul edilir. İkinci şartta bütün hayır ve hasenatımızı veya amellerimizde, ibadetlerimizde ihlas ve samimiyet olması gerekir. Bir insan ibadetlerinde, bütün hizmetlerinde Allah rızası için yapması gerekir. Allah rızası varsa mükafatını Allah bizlere vereceğini Allah'ın Resulü bizlere söylemektedir. Ramazan ayı aynı zamanda infak etme ayıdır. Fakirleri gözetmek, onları sevindirmek, onlarla paylaşmak, yardımcı olma ayıdır. İslam dinine göre mülk Allah'ındır. Allah'ımız ise İnfak etmeyi bizlere emrediyor. Ve bizlere Kur'an'dan şöyle buyuruyor. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Mallarından muhtaç ve yoksullar için bir hak olduğunu söylemektedir. İnfak sadece bir ihsan, bir iyilik değildir. Aynı zamanda bir görevdir. Görevi veren de Allah'tır. Bu görevi yerine getiren bir mümin, mükafatını yalnızca Allah'tan beklemesi gerekir. Ve Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyuruyor, Allah yolunda sevdiğini şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla ulaşamazsınız. Ne harcarsanız Allah her şeyden her şeyi bilir buyuruyor. Ey Ademoğlu sen infak et ki sana da infak etsinler. Her şey birbirine bağlıdır. Yani sen yardım edersen Allah da sana yardım eder. Sen bir yetimin başını okşarsan Allah da bunun mükafatını bu dünyada ve ahiret dünyasında sana bildirir. Saygıdeğer müminler, bir sahabi gelir Peygamber Efendimizin yanına, der ki ya Resulallah ben kime ilk önce infak edeyim? Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerime يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَبْنِ السَّب۪يلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Sana ne harcayacağını soruyorlar. De ki, harcayacakları mal ilk önce ana ve babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yolculara. Ne harcarsanız Allah her şeyden haberdar olduğunu söylemektedir Allah'ın Resulü. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman
İlk önce biz Allah'a kulluk vazifemizden sonra ana ve babamıza iyilik yapmayı, yardımcı olmayı, maddi ve manevi desteği vermeyi emretmektedir. Ondan sonra akrabalarımız, yetimlere ve fakirlere ve yolculara, bizlere Cenab-ı Hak söylemektedir. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor, infak edenlerin mükafatını Allah'tan bekleyiniz diyor. Sayıdeğer müminler, hiç merak ettik mi? Allah'ın Resulü, onun infakı nasıldı? O, almaktan çok vermeyi severdi. Fakirlikten hiçbir zaman korkmazdı. Eshabına çok düşkündü. Ve Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü infak ettiği zaman o akşamı çok rahat bir şekilde uyuduğunu söylemektedir. Saygıdeğer müminler, Ramazan ayı infak, yardımlaşma ve paylaşma adına kaçırılmaz bir fırsattır. Müminin görevi Ramazan ayında bütün ihtiyaç sahiplerini incelemesi, yaşlıların kapısını çalması, yetimlerin başından okşaması ve aynı zamanda onları sevindirme için çaba göstermesi lazım. Unutmamak gerekir ki yapılan bütün hizmetler, ibadetler, infaklar Allah rızası için olduğu zaman onun lezzeti üst seviyede olacağını bilmemiz gerekir. Ramazan ayında Cenab-ı Hak bütün infaklarımızı kabul eylesin.